Bu dersimizde de switch yapısını öğreneceğiz. Switch yapısı nedir? Ola ki sizin şöyle bir yapınız varsa, böyle bir kontrol mekanizması sağlamak istiyorsanız, okunurluğu ve kullanımı kolaylaştırmak adına switch yapısını kullanabilirsiniz. Yani şöyle ard ardı if else demek hem zordur, hem göze de hoş gelmiyor açıkçası. İşte böyle durumlarda biz switch yapısını tercih ediyoruz. Ve bu switch yapısını anlatırken sizlere şu örneğin tam tersini yapmaya çalışacağız. Nasıl olacak o? Ben değer olarak şuradaki AA'yı, BA'yı, BB'yi yollayacağım. O da bana karşılığında hani yolladığın değer AA ise not değeriniz 90 ile 100 arasındadır gibi bir ifade yazdırsın. O yüzden buraya geldim. String dedim. Sonuçta string diyebilirim, var diyebilirim, değil mi? Not değeri. Yine aynı şekilde tek tırnak veya çift tırnak burada kullanabilirim. Çift tırnak kullanalım ya da tek kullanalım. Atıyorum BA diye bir not değeri yolladı bana. Ben bunu kontrol edeceğim. Ve şartlarımı hangisi sağlıyorsa oradaki print ifadesi çalışacak. Switch diyoruz. Daha sonra parantezimizi koyuyoruz ve buraya karşılaştırmak istediğimiz koşullarını kontrol etmek istediğimiz değeri yani not değerini yazdım. Daha sonra buraya gelip bazı case'ler, durumlar. Nedir bu? Eğer bana gelen parametre olarak gelen not değeri AA ise iki nokta koyup yapılacak olan işlemi yazıyorum. Notunuz 90-100 aralığındadır gibi. Ve sonrasında case deyip devam edebilecek miyim bakalım. Bakın hemen kızardı. Şimdi Java veya Kotlin'den gelen arkadaşlar şuraya break konulur. Koymaya da bilirdiniz ama bu da programınızın aslında yanlış çalışmasına sebep olurdu. Dart dili bizi uyarıyor. Diyor ki buraya bir şey koyman lazım. Şimdi mesela koymayalım. Hatayı gösterecek mi üstüne gelince. Demin ha şurada. Last statement of the case should be yani ya break ya continue ya return veya throw diye bir anahtar kelimesi yazman lazım. Yani bu case'i açtın ama bitirmiyorsun diyor. Buna dikkat et diyor. Peki deyip bunu buraya yazdık. Peki ya bana gelen değer BA ise bu ne demektir? Notunuz 80 ile 90 aralığındadır diyebiliriz. Yine break koymayı unutmuyoruz. Yoksa zaten hata alıyoruz. Şu ikisini kopyaladım. Aşağıya doğru bunu devam ettireceğim. Hatta bir tane daha yapalım. BA, BB, CB, CC diyelim. Bir de FF diyelim. Şimdi bunu bir düzenleyelim. Alt, Shift, F tuşlarıyla bakın bir kere de düzenledik. Burası ise 70-80 aralığında olmalı. Burada ise 60-70 aralığında. Burada ise ne olmalı? 50 ile 60 arasında. Notunuz 50'den düşük. Çok çalışman lazım. Gibi bir şey yazdıralım mesela. Burayı siliyorum. Yine nasıl ki biz if else de dedik yani bu şartı uyuyorsa bunu yap, bunu uyuyorsa bunu yap. Hiçbir şartı uymuyorsa else kısmı vardı. Switch'te de yine böyle bir yapımız mevcut. Süslü parantezlerimi tıkladığımda bakın switch kısmım burada bitiyormuş ve benim bu değeri de buraya yazmam lazım. Nedir o değer? Default. Default nedir arkadaşlar? Eğer yukarıda verdiğim şartların herhangi birine benim koşulum sağlamıyorsa bu default'u çalıştır demek. Yani en son geleceğin yer burası. Buraya geliyorsa da nedir? Hatalı bir giriş olmuştur, değil mi? Hatalı değer girildi. Yani buraya gelen not değeri AA, BA, BB, CB değil ise atıyorum 10 girdi adam veya GG gibi bir değer girdi. O zaman burası çalışacak. Shift Alt F diyerek tekrardan bir düzenleme yapıyorum. Şimdi bunu bir çalıştıralım bakalım doğru mu çalışıyor. Bu arada ben bu dosyayı oluşturduğumda hemen gidip launch.json'a da bu dosyayla beraber programın başlayacağını söyledim. Siz de buna dikkat edin. F5'e bastık. Shift T miydi? Shift Alt T. Unutuyorum sürekli.
Debug Console, Ctrl Shift Y tuşlarına basıp burayı açtık. Bakın BA değerini gönderdiğimizde buradaki şart sağlandığı için doğru bir sonuç aldım. 50 yazalım. Pardon, 50 diyorum. CC yazalım. F5'e bastım. Notunuz 50 ile 60 arasındadır dedi. Burada bir sıfır fazla olmuş. Saçma bir şey, abilik kubilik bir şey yazdığımızda ise default kısmı çalışacak ve hatalı değer girildi diyecek. Şimdi bu switch yapısını kullanırken dediğimiz gibi breakleri zaten yazmak zorundayız. Yazalım bunları. Bir de bu sadece string ve integer değerler kullanılıyor. Zaten boolean değer yollamanın bir mantığı yok. Ama gidip de double değerde yollayamıyorsunuz. Bir örnek daha yapalım mı? Bu sefer de şöyle bir şey yapalım. Integer yaş eşittir 22. Çok önemli değil. Hemen bir switch yapısı oluşturuyorum. Bu sefer bakacağım değer yaş değeri olacak. Süslü parantezlerimi koydum. Case diyelim. Atıyorum 18. Print dedik. Yaşınız 18 dedi. Biraz saçma bir örnek oldu ama break. Case diyelim. 22. Print. Yaşınız 22 desin. Yine bir case deyip bu sefer de hatta bunlar olmuyorsa default bilinmeyen değer gibi bir şey yaz. Evet. Şurada bir hatamız olmuş. Şunu düzeltelim. Şimdi burada ne bekliyorum peki? Yaşı yolladım 22. 18 mi? Değil. Burası çalışmayacak. 22 mi? Evet. Yaşınız 22 diyecek ve programdan çıkacak. Integer değerleri de bu şekilde kullanıyoruz. Ama ben buraya gidip de atıyorum bunu var deyip bunu da 22.5 yapalım. 22.5 yaptığımda daha sonra buraya gidip şunu diyemiyorum. Atıyorum yaş case'im 22.5 ise bunu yap. İşte 18.8 ise ki çok da böyle mantıklı değil. Bakın hata veriyor. Üzerine gelelim, ne diyor? Evet. Switch case expression type double cannot override, işte çift eşittir'i. Çünkü bunu kıyaslarken şunu yapıyor kendi içinde. Yaş eşit mi 18.8'e gibi. Bunu böyle şeyleri yapamadığı için ben bunları burada kullanamıyorum. O yüzden böyle bir saçma bir örnek yapma zorunluluğu hissettim. Zaten buraya da not olarak düşmüşüz. Peki burada aslında bunu yaparken şöyle de bir ihtiyaç fark ettiniz mi siz de? Mesela ben bu adamın hangi yaş aralığında olduğunu bilmek istiyorum, değil mi? Gelelim buraya. Hani bir aralık belirtebilir miyim? Atıyorum gelen yaş değeri 80 ile 90 arasındaysa bunu yap gibi. İşte böyle durumlarda aslında biraz böyle algoritmamızı geliştirmemiz gerekiyor. Hani bana Dart dili böyle bir imkan sunmuyor. Yani bir aralık sağlayamıyorum. 70 ile 60 arasını al, 60 ile 40 arasını al gibi bir durum söz konusu değil. Özellikle de hani bunu yapan bir kütüphane olabilir ama şu anki mevcut Dart sürümünde böyle bir fonksiyon yok. Mesela şöyle bir şey yapalım. Integer diyelim, sayı 26. Switch dedim. Geldim buraya, sayı dedim. Eğer sayı nasıl yapsak? Küçük bir karşılaştırma yapalım. Böyle çok uzatmayacağım. Mesela buraya bu sayı 30'dan küçüktür. Bu sayı 20'den küçüktür. Bu sayı 10'dan küçüktür gibi bir sonuç yazdırmaya çalışalım. Şimdi 26 sayısını ben böyle şöyle mi yapacağım? Eğer case 30'sa 30'dan küçüktür. 29'sa 30'dan küçüktür. 19'sa 20'den küçüktür vesaire diye böyle bir sürü sayı mı yazacağım? Hayır. Burada basit bir mantık kullanacağım. Mesela şöyle düşünüyorum. 26 sayısını ben 10'a böleyim. Değil mi? 10'a böleyim. Bölüm 2. 2 olursa bu ne demektir? Bu sayı 30'dan küçüktür. Yani mantık olarak bu şekilde kullanabiliriz. O yüzden case'i 3 diyelim. Print diyelim.
Eğer keyzin 3 çıkması demek atıyorum 36 gibi bir sayı. 36'yı 10'a böldüğümde bölüm 3 olur. Bu ne demektir? Sayı 30'dan büyüktür. Break diyerek burayı bitirelim. Benzer şekilde case 2 diyelim. Case'in 2 çıkması mesela 26 sayısı. Bu sayı 20'den büyüktür. Break. Case 1 diyelim. Artık yazmayacağım. Şu ikisini kopyaladım. Buraya yapıştıracağım. 2, 1 ve 0 ise 20'den büyüktür. Pardon, 10'dan büyüktür. 10'dan küçüktür olsun bu da. Evet. Yani her durumu ele almadık ama göstermek amaçlı yapıyorum. Dediğim gibi hani böyle bir ihtiyaç varsa ne yapmamız lazım? Benim bir aralık belirtemiyorum. Yani şuraya şunu diyemiyorum. 20 ile 30 arasındaysa bunu yap. O zaman şöyle düşündüm. Eğer integer sayı, ben bu sayıyı integer, bakın yine integer yapıyorum. Bölüm diyelim. Eşittir. 26, pardon 26 demeyelim de artık sayı diyelim. Çünkü değişkenimizi kullanalım. Bölü 10 diyelim. Şimdi bu double bir sonuç verebilir. Değil mi? To int diyerek bunu da integer'a dönüştürebiliriz. 26'yı 10'a böldüğümde 2.6 çıkıyor. Bu bir double değer. Ama ben bunun sadece integer kısmı ile ilgileniyorum ve integer bir değeri atacağım. O yüzden to int diyerek bunu integer'a çevirdim ve 2 kaldı. 2 kalması demek buraya girmesi demek ve bunun 20'den büyük olduğu anlamına geliyor. 36 verseydim ne olacaktı? 36'yı 10'a böldüm. 3.6. Integer değeri 3. O yüzden buraya girecekti. Yine doğru bir sayı verecekti. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey, artık benim bu switch yapım sayıya göre değil, buradaki bölüme göre çalışacak. O yüzden buraya bölüm yazıyorum. Yani sayıyı değil, bölümü al ve case'lerde bu bölümün değerini ara demiş oluyoruz. Mesela 16 yazalım. Ve F5'e basalım. Sayı 10'dan büyüktür. Doğru mu? Doğru. 26 diyelim. Sayı 20'den büyüktür dedi. 6 dediğimde artık 6 bölü 10 0.6 yapar. O da tam sayı değeri 0 olduğu için buraya girecektir ve sayı 10'dan küçüktür diyecektir. Evet, yani verilen fonksiyonlar vesaire size yetmediğinde böyle küçük algoritmalar geliştirerek ihtiyaçlarınızı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Switch kullanımı da bu şekildeydi. Bunun da yine kullanımları uygulama yaparken oluyor. O yüzden zaten anladığınızı var düşünüyorum. Umarım anlaşılmıştır. Bu dersi de burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.